daha çok iş merkezleri ve fabrikalarda görmeye alışık olduğumuz dış cephe kaplama sistemleri artık konutlarda da sıklıkla kullanılıyor. Alüminyum kompozit ve cam cephe imalatında uzmanlaşıp ekibine duyduğu güvenle yaptığı her işin arkasında duran Göçmen Metal, metrekare sınırlaması olmaksızın villadan çok katlı yapılara kadar geniş bir perspektifte uygulama yapıyor. İnşaat sektöründeki gelişmeler dış cephe kaplamalarında farklı alternatiflerin kullanımını sağlıyor. 1966'da Yugoslavya'dan Türkiye'ye göçen Şentürk ailesi, inşaat sektöründe 20 yıl taşeron olarak hizmet verdikten sonra 2009'da İstanbul'da kendi şirketini kuruyor. Göçmen Metal, özellikle fabrika ve iş merkezlerinde yapılan dış cephe sistemlerini konuta uyarlayan öncü firmalardan biri oluyor. Faaliyetlerimiz 1995 senesinde başladı. Diğer büyük firmalarda taşeronluk yapıyorduk. 2009'un son aylarına doğru kendi firmamızı kuralım dedik. Ama kendi semtlerimizde yapalım. Önce kendi semtimizde tanıttık bu dış cephe olayını. Çünkü biz bunu tamamen konut üzerine kararlaştırmıştık. İlk başta Gaziosmanpaşa çevresinde başladı ama şimdi bayağı bir yaygınlaştık. Gazi Osmanpaşa Küçükköy'de alüminyum kompozit, Bayrampaşa, Bereş'te silikon cam cephe imalatı yapılıyor. Göçmen Metal tamamen dış cephe işi yapar, kompozit üzerine ve cam üzerine, giydirme cam üzerine yapar. Bu bizim zaten branşımız, biz bu işte yetiştik, bunu da öncülük yapıyoruz. Biz bir aile şirketiyiz, kardeşlerim ve kızlarım, ama bunun yanında da bizim ciddi bir ekipmanımız var. Çok deneyimlidir, ustalarımız çok iyidir, hepsini tamamen kendimiz yetiştirdik, kendi bünyemizdedir. İşimizin arkasında çok iyi duruyoruz. En ufak bir şeye dahi olsa peşinde gidiyoruz. Firma aile şirketi olarak yoluna devam ederken ikinci kuşaktan eğitimini tamamlayan şirkette yerini alıyor. Gelecek kuşaktan beklentisi büyük oluyor Turan Şentürk'ün. İyi bir eleman yetiştirmek, kendi mimarlarımızı, kendi mühendislerimizi yetiştirmek. Yani gün gelecek ki bunları onlar yönetecekler yani. Ben inanıyorum ki biz bu öncülüğünü yaptık ama bu bayrak çok çok daha uzun yıllara gidecek. Çok daha değişik ülkelere de gidecek. Hep yetiştirdik bunları biz. Şu anda 3 tane çizimcimiz var. Bu çok önemli bir olay. Çoğu büyük firmada bilen bu yoktur. Kendi resimlendirmemizi yapacağız, kendi makinelerimizi kuracağız. Yani dış cephede mesela çok daha farklı sistemleri de düşünüyoruz. Ama tabii bunlar hep zaman içerisinde. Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şentürk, yıllar içinde dış cephe uygulamalarının epey değiştiği tespitinde bulunuyor. Şentürk, binalarda dış cephe sistemlerinin talep görmesini birkaç nedene bağlıyor. Bundan çok uzun yıllar önce hepimiz de biliriz, sıva vardı. Sonra bir BTV olayı çıktı. Şimdi artık alüminyum yapılıyor. Çok çok daha kaliteli. Isı yalıtımlı bir malzeme. Bir de çok güzel bir görünümü var. Bina değerlerini arttırıyor. İnsanlar artık güzele bakıyor. Satış pazarlama koordinatörü olarak şirkette sorumluluk üstlenen Gamze Altınbaşak, müteahhitlere geniş bir yelpaze sunduklarını söylüyor. Dış cephe kaplama ve cam cephe olarak işe başlıyoruz. Buraya gelen müşterilerimize görsellik olarak resimler sunuyoruz. Kalitemizi anlatıyoruz, yapmış olduğumuz binalarımızı gezdiriyoruz. Hani ne şekildedir, nasıl ilerler, devam eden binalarımızı gösteriyoruz. Kalitemizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bu işin de modası var. Renkli uygulamaları tercih eden müteahhitler kadar ahşaptan şaşmayanlar da var. Yılın trendleri tabii ki de oluyor. Daha farklı renk tonlarına giriyoruz ama kalıplaşmış bir rengimiz var. Onun dışında çok fazla çıkmak mümkün olmuyor. Isı yalıtım sistemiyle zaten hani alüminyumdan şu anda iyisi yok. Yani o yüzden tercih edilebiliyor genelde. Metrekare sınırı yok. Villadan çok katlı yapılara kadar her binada uygulama yapılabiliyor. Alüminyum kompozit binanın albenisini artırıp satış değerini yükseltiyor. Yalıtım özelliğini barındırması tercih edilmesinin öncelikli sebepleri arasında yer alıyor.
alüminyum kompoziti mevcut dış cephe sistemleriyle kıyaslayan Gamze Altınbaşak, uyguladıkları sistemin ekstra bakım maliyetlerini azalttığını dile getiriyor. Görsel olarak bir kere farklı bir avantaj sağlıyor, o kesin. Temizlik olarak baktığımızda 2-3 senede bir alüminyumlar yıkandığı için hani boyadan daha kullanışlı. Öbür türlü boya yaptırmamız gerekirken bunu sadece 2-3 senede bir vinç yardımıyla yıkattığınız zaman zaten uzun sürelerce kullanılabilir. Gamze Altınbaşak, üstlendikleri her projenin örnek teşkil ettiğini söylüyor. Referans sistemiyle çalışırız. Yani bir bina yaptığınız zaman oradaki müteahhit mesela modeli görür, telefon eder. O şekilde biz müteahhitle irtibata geçmiş oluruz. Genelde referansla. Başta müteahhitler olmak üzere bireysel tüketicilerin taleplerine de yanıt veren firma Bayrampaşa, Yıldırım, Yeşilpınar, Habibler, Arnavutköy gibi bölgeler başta olmak üzere İstanbul'un her noktasında çözüm sunuyor. Alüminyum kompozit daha çok konutlarda tercih ediliyor. Peki ya cam cephe? Cam cephe daha çok zaten iş merkezlerinde tercih ediliyor. Onlarda da aynı kompozit gibi görsellerimizi hazırlıyoruz, malzemelerimizi ona göre çıkartıyoruz. Hani montaj ekibimiz cam cephede ayrı, çalışan ekiplerimiz ayrı. O şekilde devam ediyoruz. Sipariş geldikten sonra hummalı bir çalışma başlıyor. Stoklu yapı, siparişlerin kısa sürede hazırlanmasında önemli bir yer teşkil ediyor. Ufak bir bina olursa, 3-4 katlı bir bina olursa bir haftada o binayı bitirebiliyoruz. Tabii büyüklüğüne göre değişebiliyor. Burada sanıyorum stoklu yapı da devreye giriyor. Tabii ki bayağı bir stokumuz var. Buranın dışında da var stokumuz. O da hız kazandırmış. Mutlaka tabii ki buradaki işin hızlı işleyişi, araçların zamanında teslim edişi mutlaka işimizi hızlandırıyor. Güzel. O zaman geçelim iş tabii. Nasıl yapılıyor onu da görelim. Üretimde otomasyon sistemlerinden faydalanılıyor. Her parça milimetrik ölçümlerle kesiliyor. En ufak bir hata bir diğer malzemenin yerine oturmaması tabii gibi ki, bir riski tabii. De doğurabilir. Bina, çünkü binalarda evet. Estetik olarak güzelliği bozabilir. Yani kötü bir görüntü verir. İşte bunları yok etmek için mümkün mertebe ölçülere gayet muntazam şekilde milimetrik olarak ayar çekiyoruz. Peki o proje bittikten sonra, tasarımı da, uygulaması da, montajı da bittikten sonra geçip o binanın karşısına gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Mutluluk diyoruz. Eserimiz diyoruz. Yani bir bebek gibi uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Tabii bittiği zaman mesleğimiz, buradaki bütün ekip olarak. Biz de bu işin modacılığını yapıyoruz. Oo, doğru tabir evet. Aslında. Doğru, bunda da bir moda var çünkü değil mi? Tabii. Aynen. Terziler insanları giydirir, biz de apartmanları. Cepheleri, binaları cepheleri, giydiriyorsunuz. Tabii, tabii. Kutluyoruz sizi. Ne güzel. Bu da estetik bir öğe ile yapılmış oluyor zira değil mi? Şimdi elinizde çok malzeme vardır, farklı renk alternatifleri vardır ama o nasıl bir araya gelirse bir ahenkli bütün olur orada sizin tasarım ve estetik duygunuz tabii, devreye tabii. Giriyor. Önce zaten biz bir tasarımı uyguluyoruz. Ondan sonra müşterimize sunuyoruz. 7 çeşit tekiş. Bunlardan diyoruz ki hangisi hoşunuza gider veyahut da binanıza uygun olan budur. Böyle bir seçenekler sunuyoruz. Müşterimiz de hoşuna giderse ondan sonra uygulamasını yapıyoruz. Gamze Altınbaşak, imalattan uygulamaya sürecin her aşamasında kendileri için en önemli kavramlardan birinin iş güvenliği olduğunu belirterek sözlerini noktalıyor. İnsanların iş güvenliği bizim için çok önemli. Çünkü orada bir emek harcanıyor. Zarar görülmemesi gerekiyor. Hani kimsenin canının yanmaması gerekiyor. O yüzden yani ilk etapta tabii ki de iş güvenliğimiz çok önemli. Tasarımın estetikle buluştuğu nokta dünden bugüne, yarınımıza, ileriki yıllarımıza kaliteyle, güvenle hep birlikte.